Anket gibi aslında biraz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bizim muhalefet için bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Hı. Ya çok %100 belli değil ama şu anda görünen muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi. Sen ne dersin buna abi? Hiçbir şey yapamaz demeyiz. Destekler misin sen? Hayır, sıfır olur, sıfır çekerler. Hani farkındasanız şempanze gibi, maymun gibi her şeyi bugün söylediğini yarın inkar eder. Veya söylediğini söyleyemeyen bir insan. Bundan Cumhurbaşkanı olsan olur, olmasan olur. Peki siz normalde hangi partiyi destekliyorsunuz abi? Hiçbir partiyi destekledim yok. Hükümeti desteklediniz mi? AK Parti'yi, Erdoğan'ı. Ben şu anda yurt dışından yeni geldim. İlk seçimde, bu sefer daha yeni seçimde oy kullanacağım. Daha önce oy kullanmadınız mı? Kullanmadım. Yurt dışından geldim. Hiç kullanmadınız. Kullanmadım. Peki sizce kim aday olmalı muhalefetin adayı? Muhalefette aday yok. Yok mu şu anda kimse? Yok. Peki o zaman ne olsun? Ne olacak yani? Ortak bir karar bu. Erdoğan zaten. Devam mı? Erdoğan devam mı? Artı Erdoğan'ın karşısına çıkaracak adam bulamazsın. Başka isimler var, hiç bakmadınız mı? Kim var? Özellikle söylüyorum, anketlerde de öne çıktığı için. Mansur Yavaş ve İmamoğlu öne çıkıyor. İmamoğlu şerefsiz Beylikdüzü'nde ne yaptı ki, burada ne yapacak? İstanbul'da selde, şurada burada, kışta, karda, kıyamette, ya gezide, ya tatilde, ya şurada, burada. Ne yaptı? Mansur Yavaş? Mansur Yavaş'ın geçmişi belli. Nasıl? Geçmiş. Ya o daldan da lazım ya. MHP'den gelip şuraya gidip, buradan gelip buraya giden bir adam. Devlet Bahçeli nasıl? He? Devlet Bahçeli nasıl? Nasıl Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli de aynı. Devlet Bahçeli nasıl peki? Devlet Bahçeli MHP'den. Çok ilkelli sürekli mi davranıyor siyasetinde? Nasıl, ne gibi? Yani kendisi Cumhurbaşkanı'na demediğini bırakmadı. Şimdi Cumhurbaşkanı'yla can ciğer kuzu sarması. Peki Deniz Baykar rahmetli de, Deniz Baykar da aynıydı, farkında mısınız? Deniz Baykar ölmedi zaten. Hayır, tamam, ölmüş yok, gibi Deniz Baykar yani, artık öldü sayılır. Çünkü mevta yaptılar. Kılıçdaroğlu'nun var. Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi anlamadım. Şimdi dediniz ki Mansur Yavaş MHP'liydi, CHP'ye geçti. MHP'li, yaptıkları belli. Şu andaki yaptıkları belli. Rezillikleri belli. Kimin? Milyonlarca. Kimin abi? Mansur Yavaş'ın. Neyle rezillik yaptı Mansur Yavaş? Yaptığı rezilliği ben söyleyeceğim. Söyleyin abi. Benim cebimde adam başı. Siz Erdoğan'ı destekliyorsunuz abi. Yok, olabilir de bu arada. Yok, niye söylemiyorsunuz bunu? Yok, aday olamaz o. Abi peki sizce Erdoğan için muhalefet, Erdoğan'a yarayacak en doğru aday muhalefette kim sizce abi? Hiç kimse yok. Yok. Hayır, şu, anlatamadım. Herkes kazanıyor abi, herkes kazanıyor. Yani siz de diyorsunuz ki muhalefette kim çıksa zaten Erdoğan alır mı diyorsunuz? Alır. Gel abla gel. Erdoğan'ın hep yani muhalefetin yekününü toplasan. Siz de Erdoğan'ı destekleyin bence zaten. Destekliyorsunuz nerede abi. Başka nerede varsa. Nerede yaşıyordunuz abi? Romanya'da. Romanya'da. Tamam, doğrudur. Nasıl abi? Romanya'da abi? Güzel mi abi Romanya? Romanya'da işler hangi sürülüyor konuda mu? Böyle. Ekonomi ya, geçim durumu. Şu anda ben gittiğim zaman oraya benim param orada onların 1 lirası benim 2,5 liramdı. Şu anda onların 1 lirası benim 1 liram onların 2,5 lirası. Anladım. Yani onların parası değerlendi diyorsun. Evet. Peki bunun sebebi nedir abi? Dünyadaki konjonktür sadece bizde değil ki. Niye Türk lirası değer kaybediyor madem dünyada konjonktürel böyle sıkıntı dünyada, var? Dünyada senin ülkenin üzerine. Sen kendin demedin mi Romanya'nın parası daha değerlendi diye? Daha değerlendi ama tamam. Benim param daha çok değer kaybediyor. Neden? Tamam, çünkü dünya üzerinde şu anda Türkiye üzerine oynanan oyunları sen içeride göremiyorsun belki ama ben dışarıda görüyorum. Romanya için oynamıyorlar herhalde abi. Romanya için de oynanıyor. Bilmem, Romanya'ya hiç gittiniz mi? Ben gittim. Evet. Bükreş'e de gittim. Başka bir şehire de. Ben Bükreş'te yaşadım 12 tamam, sene. Doğrudur. Köstence Ovası. Bak, Köstence Ovası bizim Çukurova'ya 5 çeker. Tamam. Hani şöyle sözün mesela. Onlarla adam, işte, oynuyorlar mı? Bak, adamlar ne yaptılar? Dünyanın kredisini verdiler. Dünyanın borcunu verdiler adamlara. Evet. Dünya şuraya kadar, kırtlaklarına kadar borcun içindeler. Anladım. Ve Avrupa, onlarla da oynuyorlar o zaman yani. Oynuyorlar çünkü. Bizle de oynuyorlar. Demek ki herkes de oynayabiliyor bir bazı ülkeler. Dünyadaki. Ya, dış güçleri ben anlamıyorum. Çok özür dilerim ya. Abiye bir sorar mısın benim için? Ya dış güçler. Şimdi Erdoğan'a dünya lideri diyorlar. Bu dış güçlerle Erdoğan dünya lideri ise mücadele edebilir. Onların abi Erdoğan dünya lideri mi abi? Dünya lideri mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şu anda görünen o. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideriyse Erdoğan. Soruyorum ben de. Hı. Neden o zaman bu kadar dünya lideriyse mücadele edemiyor, dış güçler bizim ekonomimizi bozuyor? Bu kadar yazıyor, biliyoruz ancak bu kadar. Dünya lideri, dünyanın en güçlü lideri. Dünyanın en güçlü lideri demedi. Dünyada şu anda lider olarak oynayan bir kişi dedim. Lider değil. Bak, dünya yani yine de. Bizim. Yine şu anda, Cumhuriyet tarihimize gelmiş geçmiş en büyük adamınız değil. Atatürk. He? Atatürk'ten de mi büyük yani? Atatürk'ten de büyük diyorsun yani. Ben abi. Atatürk'ten büyük demedim. Bak, gelmiş geçmiş dedim. Yok, dedin ki Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en büyük lider Erdoğan'dır dedi. Öyle değil mi? Yanlış mı duydum abi? Öyle demedim. Evet. Öyle dedi değil mi? Sen az önce öyle dedin Atatürk abi. Atatürk mü dedin şimdi? Atatürk'ün bana büyüklüğünü bir sayar mısınız?
Nasıl yani? Siz söylediniz Atatürk'ten büyük mü deyince, o zaman demek ki belli bir ölçüsü var, belli bir kriteri var. O kriteri bana söyle. Atatürk ülkeyi kurdu abi. He? Ülkeyi kurdu. Peki Filistin cephesinde 8. Ordu komutanı iken Gaziantep'e kadar 250 kilometre kaçıp 75 bin tane Mehmetçi'yi esir veren kimdi? Ben miydim? Kim idi 8. Ordu komutanı? Sen neyi anlatıyorsun? Sen o zaman tarihini bilmiyorsun. Sen Atatürk düşmanlığından alakası yok. Bu ülkeyi kurdu ve... Bak ben Atatürk'e laf söylemiyorum. Sen bilmeden konuşuyorsun. Tarihi oku, ondan sonra gel. Sen Atatürk düşmanısın. Ne kadar biliyorsun? Söylediğin iftira bir yalandır. 8. Ordu komutanı kimdi? Bana onu söyle. Tamam sen söyle hadi. Sen söyle. Atatürk'tü, Mustafa Kemal'di, Yarbay Mustafa Kemal'di, Rauf Orbay'dı, FETÖ okuyardı. Bana sebep çıkmadı ama ordu komutanı oydu. Sen ne demek istiyorsun? Tek başına verdi. Ne demek istiyorsun? Gaziantep'te gelip de İngiliz komutanına kılıcını teslim eden de oydu. Ne? İngiliz komutanına bak, teslim olan. Bak söylediklerine dikkat et. Ben olacak. Hayır Atatürk'e ettiği laflara bak ya. Ben bu eserim varsa söylediklerimin hepsini televizyonda yayınla. Tamam yayınlayacağım. Yayında hiçbir şeyden korkuyorum. Bak sen var burada sana dalmadığıma da şükret ha. Bir dakika. Dediğim gibi. Neyse hadi yürü git bak, buradan. Bak bir dakika. Buyur kimliğimi de benim çek. Hiç bu korkum yok. Tamam sen Atatürk düşmanısın. Buradan git. Sen Romanya'ya git hadi. Alakası yok. Hadi kardeşim hadi. Hadi buradan git. Nasıl diyeceksin? Bak söylediklerinden dolayı çok rahatsız oldum. Hani demokrasi vardı. Ne demokrasi? Fikrimi şöyle bak. Aklına sahibi. Tamam bak ya. Abi gel sana soralım. Fikrimi söyle bak. Atatürk düşmanı ya. Tamam olsun boş ver sevmesin ya. Hadi git. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hani sen gelmedin mi? Saygısızlık yapıyor. Sevmeyebilir. Sevmeyebilir. Saygısızlık yapıyor ya. Ya adama hain diyor. Atatürk'e hain diyor ya. Hain demedim. Atatürk'e hain diyor ya. Hadi git. Demedin mi İngilizlere kılıç verdin diye? Teslim olan. Beni hasta etme burada. Gaziantep'te kim teslim oldu? Bana onu söyle. Hay ya dediği laflara bak ya. Bari oku da gel bana. Hadi git buradan iftira. Mısırlı oğlunun iftiralarını söyleyip burada gelip bana söylüyorsun. Amcacığım hadi. Şu anda yaşayan Mustafa Arda var. Bak amca sabır tüketiyorsun bak. Bak insan gibi soruyoruz. Sevmeyebilirsin. 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 Atatürk'e saygısızlık yapmaya hakkın yok. Karşında cahil birisin var diyorsun. Açıklamaz ondan değildir. Evet, bir şey yok. Hayır karşında cahil birisin var zannediyorsun sen. Hadi. Tamam sevme tamam. Sevmek zorunda değilsin. Hadi git. Abicim sorumuz aslında bu değil ama herifin düşmanlığından ve saygısızlığından konuyu buna gitti. Yoksa ben tahammül edebiliyorum yani. Bir şey olmaz. Bu ülkede yaşayan kim varsa eğer Atatürk'e lafsa yüce cahildir. Eşek zır cahildir. İşte abi yani sabırlı olmaya çalışıyoruz. Ben Kürt'üm. Yani. Utanmadan bir de bu lafı söylüyor. Romanya'da ülke, yaşıyor. Bu ülkeye yaptığını görmeyen bir insan cahildir, eşektir ya. Eyvallah abi. Abi sorumuz aslında bu değil. Sorumuz şu. Muhalefeti konuşuyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada dedi ki bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Sen ne düşünüyorsun? Soralım size gençler bekleyin. Abi ben diyeceğim bir şeyim yok. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ben diyorum ki başa kim gelirse gelsin hep bizi eziyorlar. Gelen kim olursa hep bizi eziyorlar. Biz bir adalet görmedik. Biz hep sürünüyoruz. Hep bu ezgi altındayız. Ne olacak bunun sonu? Nereye kadar devam edecek bu? Doğru mu? Yanlış mıyım mı? Peki ne olacak sonumuz? Hep eziliyoruz, hep fakirler, hep insanlarımız hep çöpte ekmek topluyorlar. Hep fakirler ezilmeye mahkum. Neden? Neden onlar böyle ne bileyim para işiyle yüzsünler, bu insanlara sefalet içinde sürütürler? Sebep ne? Hepimiz kardeş değil miyiz? Hepimiz insan değil miyiz? Ne de kadar devam edecek? Adalet bunun sebebi nedir peki abi? Adalet, neden böyle? Adaletsizlik. Adaletsizlik olma. Neden adaletsizlik yaşanıyor peki? Ben nereden bileyim? Kim sağlıyor bunu? Bunun bir sebebi vardır abiciğim. Ben sebebi bilemem. Peki biz soruyoruz. Kılıçdaroğlu aday gibi görünüyor. %100 belli değil ama muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Sence kazanır mı? Cumhurbaşkanının karşısında kazanır mı? Erdoğan'ın karşısında kazanır mı? Sen destekler misin? Ben şöyle söyleyeyim. Belki kazanır. Belki kazanır diye düşünürüm. Yani %100 diyemem mesela belki. Kararsız seçmen var abi şu an Türkiye'de ve AK Parti'den vazgeçen seçmen de var. Çünkü görüyoruz anketlerde iktidarın oyu azalıyor. Onlar Kılıçdaroğlu'na oy verir mi sence? Verirler. Çünkü şöyle ben düşüncem şu. Diyorum ki eğer insanlara halkımızın düşüncesi diyorlar ki bu defa bu insana verelim. Belki bu iyi olur halka diye. O yüzden belki verirler diye düşünüyorum. Yani şundan dolayı ben röportaj yaptığım için özellikle AK Parti'den vazgeçmiş kesim Kılıçdaroğlu'nu ön plana koymuyor. Başka birilerini daha çok görüyor. O yüzden evet, dedim. Evet, ben de aynı yani ona oy vermeyiz gibi bir görüş var. Ben o yüzden söylüyorum. Ben de sizin fikrinizdeyim. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama onun tarafında olanlar var. Değil ki yok. Çoğu insan yanımda demiş mesela bu defa onu deneyelim. Bakalım o halk için nasıl olacak.
Ama ben bildiğim tek şey, kim geliyorsa gelsin hep bizi ezerler, hep bize oynuyorlar yine. Adamlar istediği gibi at koşturuyorlar. Anladım. Ne yapacağız? Abi.